Evet efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Dokunulmazlığı 12-7 kazandılar Murat abicim. Peki potada kimin ismi çıktı? Tahmin edeceğiniz üzere Batuhan. Batuhan Survivor'ın yakışıklı genç yarışmacısı Batuhan Karacakaya kendini yine potada buldu. Yunus Emre ilk adaydı, ikinci adayda da Batuhan oldu. Murat abicim oyunla başlayalım bugün bir değişiklik yapalım. Neler söyleyeceksiniz? Öne çıkan yarışmacılar Nagihan Karadere 3'te 3 yaptı. İşte görmek istediğimiz Nagihan Nefise 3'te 3. Dokunmazlık sembolünü de Nagihan Karadere aldı bu arada tebrik ediyoruz. Buyursunlar. Oyunla başlamak istiyorsan eğer sana bir sorum olacak. Nane mevsimi ne zaman? Nane mevsimi. Nanenin en güzel olduğu mevsim. Bu zamanlar mı? Evet. Oyunla başlamak istiyorsan nanenin ne zaman güzel olduğunu bilmen lazım. Hıdrellez oldu diye mi Murat abi? Hayır. Nane. Nane. Nagiyan, nefise, nane. Ne anlamıştım Murat abi? Nane, limon, kabuğu. Teşekkürler. Nane. Na, ne. Ne yaptılar? Üçte üç üçte üç, üçte üç. Nane mevsimi. Furkancığım yani gerçekten bu iki kadın şu anda Survivor'a damga vurmaya başladılar. Ah! Ve vuruyorlar da. Yani kırmızı takımın şahlanmasını bu iki kadının başarısına bağlıyorum ben. Çünkü bu iki kadının başarılı olmasının bu kadar performansının artmasının sebebi ise kimdir? Rakip takıma geçen Yunus Emre'dir. Yunus Emre bu kadınları bir anda uyuyan aslanı uyandırdı. Nagihan mesela uyuyordu Nagihan. Yunus Emre Nagihan'ı bir anda böyle uyandırdı. O eski efsane Nagihan geri geldi. Nefise de yanında koop yapıyor. Ve bu ikiliyi durdurmak artık çok zor. Durduramıyorlardı nitekim. Bu ikiliyi kimse durduramaz. Murat <laughs> Ağaç'ın evet... Sizin biraz sesinde bir kızılma mı var? <laughs> bu ikiliyi kimse durduramaz. Evet. Öyle mi istiyorsunuz? E, evet. Böyle istiyoruz e, abi Survivor X'de. Ama şey konuşuyorum ya şu anda ondan. Siz bir masal anlatın. Dublaj anlatayım. konuşuyorum. Ha, bu, buyur. Ha, yani evet, konuşma tamam. tarzım çünkü bu ikiliyi Mete diyorum ya naneleri. Nane, böyle evet. bir dublaj konuşması yapıyorum. Ama ateşlenirsem tabii süsü de yıkılır. Şu anda dublajdayım. Bekliyoruz. Evet. Şimdi sevgili kardeşim. Bu arada tabii ki buna iki tane daha erkek var. Onlara yardımcı olan kırmızı takımda. Kim onlar? Bir tanesi Atakan, bir tanesi de Özgür. 3'te 2, 3'te 2 yaparak onlar da bu iki kadına şu anda zirvede olan Survivor'ı yakıp, yakıp, yakıp yıkan bu iki kadının yardımcıları da 3'te 2 yapan Özgür ve Atakan olmuş. Diğer takımda ise görevli bir kişi yapmış. O da Sarı Fırtına Yunus Emre. O da 2'de 2 yapmış. Sadece tam olarak görevini yerine getiren Yunus Emre olmuş. Diğerleri uyumuşlar. Horlamışlar. Çok güzel bir akşamüstü uykusu çekmişler böyle. Beş gibi <laughs> filan böyle hani böyle çay simit yersin sonra böyle. Kimler bir onlar desin. mesela kimler? Geneli uyumuş. Kimler derken mavi takımda bir genel uyuma var. Allah Ama Allah. kırmızı takımda özellikle bak şimdi mavi takımın kadınlarına bakalım. Seda 3'te bir, Damla üçte sıfır, Merve 3'te bir uyumuşlar. Yani o Geda ile Seda mavi takımda eğer gününde olmazsa maalesef mavi takımın kazanma şansı yok. Yani o Geday ve Seda altı maça çıkıp sadece iki galibiyet getirirse o gün mavi takım kazanamaz abi. Evet işte. Doğru evet. mu? Doğru. Evet. Yani. Ama şu anda tabii ki mavi takımın kazanıp kazanamamadan diyade kırmızı takımdaki şahlanmayı görmemiz lazım. Kırmızı takımda inanılmaz bir şahlanma oldu. Bu Yunus Emre bu kadınları bir anda ateşledi. Kadınlar Yunus Emre'yi Survivor'dan göndermek adına ateşlendiler. 40 derece ateşleri var hepsinin. 40, 41, 42 oldu. Yeter ki bu sarı fırtınayı bu adadan yollayalım diye ne yapacaklarını şaşırdılar. İnanılmaz bir performans ortaya koyuyorlar. Nitekim de zaten <laughs> söylüyorlar da yollayacağız, yollayacağız, yollayacağız diyorlar. Herhalde yakında yollayabilirler. Buyurun Hazade Hanım. Evet kırmızı takım haftaya hızlı bir giriş yapmıştı. Ee, i̇lk oyunu 12-3 kazanmışlardı. Şimdi 12-7. Tabii ki böyle devam etmez. Survivor her zaman dengeleri eşitler. Kendi içinde bir dinamiği vardır organik olarak ama... Ee, şu an mavi takım bence ciddi bir çöküşte. Az önce senin de dediğin gibi mavi takımın az kadrosunda bir sallanma var. Ben buna Damla'yı da dahil ederim. Hmm. Bakın Damla'nın bu hafta 6 oyuna çıkıp sıfır sayı aldı. Daha önce böyle bir şey çok görülmemiştir bu sezonda da. Yani 6'da 0 yaptı Damla bu hafta. Ogeday bakıyorum 5'te bir yaptı haftaya bakıldığı zaman yani iki gündür e, Seda da aynı şekilde birer sayı getirmelerine alışık olmayan bir mavi takım var. Merve ilk transfer olduğunda bununla ilgili bir yorum yapmıştı hani Yunus Emre pardon Ogeday ve Seda. E, çekiyor e, bu takımın başını ve onların düşmesi başka şeyleri etkiliyor dedi vesaire. Hatta Seda'dan yanlış anlaşıldı. Dün de konseyde hani buna benzer bir konuşma döndü. Dediğim gibi o kadar ve Seda'nın hep gününde olması gerekiyormuş. Damla gerçekten beklentimin çok altında performans sergiliyor son günlerde. E, Murat abinin de dediği gibi orada görevini tam yapan FOTO'daki bir isim olan Yunus Emre'ydi. Yeni transfer. Bakıldığı zaman e, evet yani bu atışma ve hararet ve tansiyon adadaki kırmızı ve mavi takımın içinde e, bu başrollere yaramış gibi gözüküyor. Yunus Emre, Nagihan, Nefise. Tam yani Nefise'ye bakıyorum iki günde o da altıda beş, Nagihan iki gündür beşte beş. Nagihan'ı özlemiştik dedin ben de buna katılıyorum. Yani kırmızı takım kadınların aslında dün akşamın en başarılılarıydı diyebiliriz. Bir erkek potasında yarışmadıkları e, için eleştiri alan kırmızı takımları. Kırmızı takım kadınları güzel bir cevap veriyor bence erkeklere. Ee, az sonra eleştireceğim kendilerini ama performanslarına lafım yok. Buyurun efendim. Evet kırmızı takımı özellikle kırmızı takım kadınlarına, Nefise ve Nagihan'a e, tebrik ediyorum. E, kırmızı takım her haftaya çok iyi başlıyor. Bu haftaya da fırtına gibi başladı. Ondan sonra mesela geçen hafta hatırlayalım 12-11-12-11 mavi takım tutundu haftaya ama bu hafta nasıl olacak hiç öyle bir görüntü yok. 4'te 4 yapabilirler. Ee, çok iyi gidiyorlar. Dün akşam da 7-7'ye kadar başa baş gelen bir oyun. Ondan sonra tekrardan gaza açan Kırmızı takım oyuncuları. Şimdi Kırmızı takımın yükselişi, bazı isimlerde net bir yükseliş var. Mesela onları konuşmamız lazım. Mavi takımda bazı isimlerde net bir düşüş var. Onları konuşmamız lazım. Şimdi mesela Kırmızı takım, önce kazanan takımla başlayalım. Bir kere Nagihan'la başlamak istiyorum. Ben Nagihan'ı eleştiriyorum. Bazı konularda oyun seçmesi... Ondan sonra işte Yunus Emre üzerine yaptığı şeyler, konuştuğu şeyler vesaire vesaire vesaire. Ama hakkını da vermemiz lazım. Benim için Nagihan parkurlarda her zaman bir kraliçe. Yani Nagihan bu bacağıyla, bu sakatlığıyla parkura çıksa ve kaybetse bile ben tebrik ederim zaten. Onu zaten her programda söylüyorum. Yeter ki çıksın oynasın. Çünkü zaten orada kalması bile bir mucize olan bir durumdayken şu an kendini rehabilite etti. Buzlarla vesaire yaşıyor. Çıkıyor oyunlara. O e, hissediyorsun yani biraz geriden geliyor. Top toplarken hep böyle bir saniye iki saniye fark yiyor ama ona rağmen oyunları alıyor 3'te 3. Dün 2'de 2. Onun önceki gün vesaire. Yani bu konuda e, hakkını vermemiz gerekiyor ve gerçekten e, eli öpülesi bir performans. Bununla ilgili hiçbir şey kimse söyleyemez. E, kimse bahane bulamaz. Çünkü Nagihan'ın performansı ayakta alkışlanacak bir performans. Sakatlığına rağmen mücadelesi mükemmel. Yeter ki böyle devam etsin. Yani kazanabileceği, kaybedebileceği nagen çıksın. O gün gerekirse 4-0 yapsın yine tebrik edilir. Çünkü zaten sakat sakat mücadele ediyor. O konuda hiçbir şey söyleyemem. E, Nefis'i tebrik ediyorum. Gerçekten yükselen bir performans var. Zaten bu iki arkadaş yani Nagihan'la Nefis'e sezon başından beri iyiler. Çizgilerini bozmadılar. Burada artık konuşmamız gereken başka isimler var. Örnek Atakan. Atakan Ogeday takıntısı var diyorduk. Aslında Ogeday olmasa performansı daha yukarıda olur diyorduk. Yüzdesi daha yukarıda olur diyorduk. Artık o takıntıyı da attı. Ogeday'ı değermeye başladı. Ve gerçekten e, uçağın burnunu havaya doğru dikti. Yani finalde yaklaşırken şu an ritmini buldu. İyi gidiyor. Ve bakıyorum e, yavaş yavaş da yüzdesi yüzde 55'lere yaklaştı. Ki Ogeday'a çok fazla yenilmiş olmasına rağmen yüzde %55. Demek ki Ogeda ile oyunlarını o zamanki oyunlarını çıkarsak Belki de Atakan'ın rakamı %60'lara falan varacak ve şu an e, erkeklerin o kadardan sonraki en iyi yarışmacısı olabilecek. Şu an gayet fit durumda, e, gayet iyi durumda. E, yani Atakan ufak ufak göz kırpıyor finallere. Öyle görüyorum. Yani Atakan yükseldi. Onun dışında kim yükseldi? Aleyna yükseldi. Yani Aleyna mesela Damla ve Aleyna e, karşılaştırması yapsak herhalde sezon başı. Damlayı başka bir yere koyardık. Aleyna'yı başka bir yere koyardık. Bu sadece şey değil. isim olarak değil. Yüzde olarak da öyleydi. Ama bugün itibariyle Aleyna yüzdesel olarak da damlayı geçti. Performans olarak gözle görülür bir şekilde daha da yükseldi. Evet belki dün üçte bir yaptı ama şu an net bir şekilde mesela damladan önde. Dolayısıyla Aleyna'yı de tebrik ediyorum. ritmini bulamayanlar var mı? Var. Mesela Hilmi Cem hala tam bir ritim bulamadı. Sercan bir var bir yok oyunlarda işte biraz düellosuna güveniyor ama Özgür de mesela çizgisini bozmayanlardan dolayısıyla bu saydığım isimler yani Nefise, Nagihan, Atakan ve Özgür gerçekten şu an kırmızı takımı başta taşıyan isimler ee, tebrik etmemiz lazım gelelim mavi takıma. Hı hı. Şimdi zaten onu söylediniz Seda ve Ogeday yani bu arkadaşlar bu arada kötü değiller evet yani 3'te 1 2'de 1 onlara belki yakışmıyor ama yine de tutunuyorlar yani oyuna oyuna tutunmuyor değiller. Orada oyuna tutun, tutunamayanlar var. Yani bir türlü ritmi bulamayanlar var. Mesela yokuş aşağı giden bir Damla var. Bu sadece iki gün için değil. Damla yaklaşık son bir aydır gerçekten performans olarak %56'lardan 46'lara 47'lere düştü. %10'luk bir kayıp bu son bir ayda yaşandı. Yani Damla bir yerde ya bir motivasyon kaybetti. Ya artık aklı başka yere gitti. Sakatlıkla mücadele ediyor olabilir ama performans resmen... Düşüyor hani Mustafa Kemal'in bir düşüşü vardı ya evet. Ani bir düşüş. Şu an yani mesela onu kim yaşıyor dersen Damla yaşıyor diyebilirim Ondan sonra Furkan Bir türlü o da böyle o zamanda %60 giden Furkan Yavaş yavaş %55 %54 Tatlı tatlı aşağıya doğru geliyor Furkan'a da dikkat etmesi gerekiyor Batuhan Batuhan röportajlarda hep birilerini bahane ediyor İşte kadın yarışmacılar diyor Erkek haftasında kadın yarışmacıları bir türlü bulamıyoruz Ama biz Batuhan da bulamıyoruz Batuhan'ın bir tane 5'te 5'i var iki hafta önceydi. Sonra Batuhan yok. Yani bir günle iki günle olmuyor. Her gün bir şey yapması lazım. Batuhan'dan beklenti büyük. Ama Batuhan'a bakıyorum. Bugün Batuhan 14 tane yarışmacının 12.si. Yani Batuhan %47 ile yarışıyor. Yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Batuhan'ın da toparlanması lazım. Yani orada Ogeday varsa, Furkan varsa, Yunus Emre varsa Batuhan da var. Ve ben bu dört tane erkek karşı tarafa göre aslında biraz avantajla görüyorum. Ama oyuna geliyorum. Öyle bir görüntü yok. Dolayısıyla... E, Batuhan'da da e, toparlanması gereken bir performans var Yunus Emre transferi oldu Yunus Emre e, biraz da sıcak olabilir Biraz daha hani oradaki çekişmeyle yüksek olabilir Dün akşam mesela 2-2 yaptı 10. gün sayısını aldı Yunus Emre direniyor Mavi takıma geldiğinden beri isminin yazılmış olmasına rağmen Yunus Emre mavi takımda tepki gösteren yarışmacılardan e, Çıkıp mücadelesini veriyor, oynuyor Biraz daha fazla olabilir mi? Olabilir Merve'de de ilk başta geldiği kadar bir motivasyon yok Merve de biraz yüzdesini kaybetmeye başladı. Ritmini kaybetmeye başladı. Mavi takım genel olarak şu an böyle bir karanlığa doğru içine alan elemanı da çekiyor gibi bir durum var. Mavi takımı takım olarak bir toparlanması lazım. Şimdi tabii ki Survivor çok uzun bir maraton. Son aya girmiş bulunuyoruz. Son düzlük diyoruz. Ben artık e, takım olgusunun kaybolduğunu düşünüyorum. Yani hem kırmızı takımda hem mavi takımda takım olgusunun kaybolduğunu ve insanların tamamen olaya bireysel baktığını ve bireysel baktığı için oyun seçtiğini yani bugün oyun seçme sadece Nagihan üzerinden yapılırsa bence yanlış olur. Bütün oyuncular orada oyun seçiyor. Neden oyun seçiyorlar? Kendilerinin yazılabilme ihtimaline göre oyun seçiyorlar. Veya en yakın arkadaşının diyeyim yani. Şimdi Mesela Atakan kendi yazılacağı oyun oynayacağı performansla yazılmayacağı gün oynayacağı performans aynı mı olur olmaz. O Geday olur mu olmaz. Batuhan olur mu olmaz. Yani isim ismi saymayayım mı? Hepsi için söylüyorum. Furkan, Damla, Merve hepsi artık bireysel düşünüyor. Yani Survivor'da bireysel noktaya geldiğimize inanıyorum ben. Çünkü Yunus Emre'nin transferinden sonra Mavi takımın hissiyatının aa Yunus Emre bizim takıma geldi. Kardeşimiz işte beraber yürüyeceğiz değil. Kaybettiğimizde yazılacak bir adam geldi gözüyle baktığını düşünüyorum. Yani tamam kontenjanımıza bir kişi daha yazıldı. Neden? İlk kaybettiğimizde Yunus Emre'yi yazabiliriz. Bu gözle bakıyorlar. Yani şimdi ben işin son noktasına gelmişti yarışmacıların. Hadi beyler omuz omuza veriyor muyuz? Onları bitiriyor muyuz? Ya, böyle bir şey olduğunu pek düşünmüyorum ya. Bütün yarışmacılar bence oyun seçiyor şu anda. Ee, ama istatistik konusunda bireysel düşünüyorlarsa oyunu kazanmalılar. Ama yani istatistik işte, yüzde atış seçimlerinde çok önemli. Dün önemli de, önemli çok ama önemli. genel bir yani Hanzade şimdi uzun maraton. 6 ay sürüyor. Son bir ayına geldik. Genel bir salmışlık oluyor. Yani adam şunu düşünüyor. Şimdi o Ogeday diyor ki bak şimdi o Ogeday 2 gündür çıkmış 5 tane maça çıkmış 1 tane galibiyet almış. Olur mu? Olmaz değil mi normalde? <laughs> Ama ben Ogeday'ı bu noktada eleştiremem. Bakın Ogeday niye böyle diyemem. Hak veriyorum yani. Adam diyor ki kardeşim ya zaten Yunus Emre girecek, zaten Batuhan girecek diyor adam bir yerde yani. Böyle düşünüyor. Şimdi bu düşünceyi sen onun aklından nasıl alabilirsin? Alamazsın. Dördüncü de, de kendi girecek ama o zaman. Dördüncü de kendi girecek ama işte. Ama o her kayıp dördüncünün de kaybolma ihtimalini devam ettiriyor. Yani hani tamam dördüncü yani şimdi birinci oyuna baktığı gözle ikinci oyuna. Şimdi mesela bu akşam farklı olur Şimdi at, Kırmızı Takım'ın bakalım lobisine. İlk kim yazılıyor? Sercan. Sercan, sonra Özgür, ondan sonra Hilmi Cem ve Atakan'a gelme durumu var değil mi? Şimdi ilk iki oyun Kırmızı Takım ne kadar motive değil mi? Şimdi Atakan ve Hilmi Cem'in yazılma ihtimali hemen hemen ortadan kalktı mı? Kalktı değil o, mi? Dokunmazlar Allah'a Onlar için, ondan şu anda şimdi atakan şimdi Atakan'ın ilk iki oyuna çıkışı ile son iki oyuna çıkışı bir olur mu abi? Adam orada en son yazılacak erkek yarışmacı olarak gözüküyor. İlk başta Sercan yazılacak. S sonra Özgür yazılacak. Ya yani o mot aynı motivasyonda olamaz ve ben bu noktada Atakan'ı eleştiremem. Hilmi Cem'i de eleştiremem yani. Lobi kurmuş abi adamlar. Veya diğer tarafta mavi takımda ilk başta Ogeday tercih edilmiyor. Tabii ki Ogeday'ın e, son çıktığı maçlardaki hırsı daha fazla olacaktır. Yani kendi topun ağzına geldiği zaman mücadelesi artacaktır. Takım olguları kayboldu. Yani bence bu son haftaya giriyoruz dedi Acun abi ondan sonra bireysellikle ilgili e, hani yeni, acil durum konseyinde açıklamalar yapacağım dedi. Ben de şahsen sabırsızlıkla bu durumu bekliyorum. Çünkü buradaki oyuncuların şu anda önüme gelen oyuncuların hangi maça inanarak çıkıp hangi maça inanmayarak çıktığı konusunda bir fikir sahibi olamıyorum. Niyet okuyuculuğu yapmaya da gerek yok. Sa e, ne yapıyoruz? E sıra ona gelince böyle olacak, sıra ona gelince böyle olacak diyoruz. Yani farklı farklı etkenler oluyor şahsen. Özgür'e parantez açmak istiyorum. Yani acayip bir yarışmacı ya. Ya acayip bir yarışmacı abi. O Geday dün gece delirdi. Abi adam arkadan geliyor geliyor pıt 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 atıyor ya. Yapıyor abi adam 50 yaşında ya. O Geday kaç yaşında? 29 yaşında mıydı o Geday? 30 ya da 29. 30. Ogeday 31 yaşında. Ya bu adam 50 yaşında abi. Ogeday oranın bir numaralı ismi. Sinir krizi geçittiriyor Ogeday'a. Ama Özgür sadece Ogeday'a değil herkese sinir krizi geçittirir yani. ya O, o adam, o adamla kim mücadele Yani sen adamı geçtim diye tavşan gibi bas 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 bas. Ne adam ya? arkadan kaplumbağa gibi geliyor Neyse, abi. Dinlemiyorlar ki. Millet mesela o atışlara geldiği zaman. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler yapıyorlar böyle falan adam geliyor böyle alıyor koyuyor 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 sonra gidiyor topun başına alıyor topu böyle alıyor pıt 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 atıyor yani delirmemek elde değil şimdi mesela şimdi bakın o yüzden biraz da bireysele geçsin de ben istiyorum neden biliyor musunuz şimdi özgür kırmızı takım ilk kaybettiğinde yazılabilir mi yazılabilir değil mi Abi e, de adam altı potaya girmiş ha bu zamana kadar Şimdi bu adam elendiği zaman tamam ben elenme, elenmeyi hak etmedi demeyeceğim de öyle dön elenmiş olacak ama. Abi altı potoya girmiş adam bir kere de siz giriverseydiniz derim yani. Evet, kendi dokunulmazlığını kendi kazansın. Yani, yani hani bu, şimdi bu adam özgür elendiği zaman ben üzülürüm elenirse üzülürüm ya yani inşallah elenmez. Bence şampiyonluğu hak ediyor. Gerçekten hak ediyor Benim yani. son dördümde. Yani, yani hak etmişlik evet. olarak da son dördümde. Ee, i̇stek olarak da son dördümde. Tahmin, Tahmin olarak. Tahmin olarak da son dördümde. Dün Kalamış'taydım. Ee, orada bir kermes kurulmuş. Hanımlar elleriyle bir şeyler yapıyorlar falan. Ondan sonra onlarla bir sohbet muhabbet ettim. Baktım hanımlar o Ogeday Ogeday'la O geda ile ilgili güzel sohbetler yaptık orada. Ondan sonra o şampiyon olmasını istiyoruz dediler. Ben dedim ki hak ediyor gerçekten. <laughs> yani o gedayı değerlendireceğim. O geday bu Survivor'da şampiyonluğu yani en çok hak eden diyeceğim diğerlerine haksızlık yapar mıyım diye düşünüyorum ama herhalde en çok Yapmazsın hak eden. Yapmazsın yani. yani. Evet. yapmam yani çünkü hani bu adam şimdi performans olarak çok ciddi bir mücadele veriyor. Emek veriyor. Takımını sırtladı. Tam bir lokomotif. Yani anasının aksu gibi şampiyon olsa helaldir abi bu adamın. Şimdi e, destekçileri de var. Seviyorlar. E, Fenerbahçeli diye sevenler var Murat abicim. Kalamış'tan o hissiyatları aldım böyle. E, yani ben bireysel'e geçmesini bekliyorum şahsen. ya Gönlümden geçeni söyleyeyim de ondan sonrası Allah kerim diyelim. E, i̇nşallah onun haricinde Nagiha'nın ve Nefise'nin tabii ki 3'te 3 yapması çok önemli. Yine Ataka'nın 3'te 2 yapması çok önemli. Neden? Yendikleri yarışmacılar Damla'yı yeniyorlar, Seda'yı yeniyorlar, Merve'yi yeniyorlar. 3 tane Dinamo gibi kadın orada. O kadınları yenmek dile kolay. Ee, kırmızı takım e, gümbür gümbür geliyor. Mavi takım, yani Mavi takımı şu anda aslında ben neden şimdi? Normalde mesela Survivor'un ortalarında olsak ben Mavi takıma bayağı eleştiri yaparım. Neden yaparım? Çünkü kemik bir kadro, en iyi oyuncuları elinde, ağırlıklarını attılar. E şu anda yani tulum çıkarması lazım mavi takımın aslında kırmızı takıma göre. Yarışmacılara tek tek bakalım abi. Ogeday, Furkan, Batuhan, Yunus Emre, hepsi bunların yüzdesi iyi noktalarda olan yarışmacılar yani. Hani e, neden bu durumdalar bilmiyorum. Bence inanç noktasında eksiklik var. Bu arada Hıdır e, Hıdrellez Kutlu olsun efendim, hayırlı olsun. Hayırlı Yaza giriş yaptık Murat abicim. Siz nane deyince ben e, dedim acaba Hıdır Ellez'den bahsedeceksiniz. E, <laughs> Hanzal'cığım neler yaptın Hıdır Ellez'le ilgili? E, biliyorsun ritüellerimi atladım. atladım. E, ama, ama fark etmez evet, bugün de O yüzden bunu belki sen söylemek istersin yayında. Bugün de yapılabiliyormuş. Bugün de, yapı bugün de yapılabilir. E, onun zaten tarihleri var. E, bakın. <laughs> Kına yaktırdım ben, ben de. Ben bu akşam evet, gerçekleştireceğim. Ee, efendim bütün dilekleriniz kabul olsun diyelim inşallah. Ve e, konseye gelelim. Konseyde Murat abicim buyurun. Konsey güzel geçti. Ne söyleyeyim konseye? konsey kimi yazıldığınla ilgili mi? Yani. He. Ama esas şey var o bu konseydeki Ha, sen kimin yazıldığını istiyorsun tamam pardon siz nereden bahsetmek <laughs> istiyorsunuz oradan siz bahsetmek istiyorsunuz yok fark etmez ben hani şeye gireceğiz zannettim girelim ben abi bu. girelim He. ya girelim neye tamam. girelim söyleyin neyse tamam Batuhan'a yani yok yok bir şey değil ya ben madem şeye göre gidiyoruz da bir şey yok yani ben bir, onu zannettim de onun için. Şimdi, neyi zannettiğinizi de söyleyin de abi bileyim şeyi ben. zannettik işte bu üç tane kadından Yunus Emre olayına gireceğiz zannettim ben. konsey deyince onu anladım konseyde o konuşulmadı ki o barakada konuşuldu bugün dün kübürüne yani oraya konseye de bir şey, bir şeyler o konseye de bir yo tamam şöyle he? yapalım konseye daha sonra geliriz hemen yönetmiş Tuğba'dan rica edelim bakalım dün kırmızı takım barakasında neler konuşulmuş